Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyuna inceleme yapıyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Morning Light'tır arkadaşlar. Oyun bir roguelite stili öğelerle dolu bir aksiyon RPG oyunu arkadaşlar. Oyun 2018 Mayıs ayında çıkmış, Steam ücreti 32 TL olan ve ben bunu Game Pass'te oynayacağım bir oyun arkadaşlar. Şu an bu roguelite dediğine göre tahminimce Dead Cells olsun. Yeni bir çıkan bir oyun vardı. Tabi bu ödüğü ne zaman yanılarını bilmiyorum ama bir Sifu oyunu var. O oyun olsun. Bir o tip bir oyuna benziyor arkadaşlar. Yani oynayıp yine baştan devam ettirmiş bir oyun gibi duruyor. O tip bir seri olarak da kalabilir arkadaşlar. Onu da söylemek söyleyeyim. Bölümün sonunda zaten söyleyelim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da mutlaka unutmayınız. Benim için çok önemli. Sonra yeni bir oyuna başlayalım. Zor değil. Hikayeyi odaklamak isteyenler oyuncular için. Aynen. Hikaye içinde var. Logilay dediğim gibi benim bildiğim Dead Cells tarzı. Önce baştan başlıyorsun. Bu oyun farklı mı acaba? Yıldızların arasında hayal gücünü ta kendisi kadar. Eski bir diyar var. Bir gecede bu diyarda olan üstü hazinelerle ve ölümcül yaratıklarla dolu labirentler belirdi. Bilinmez diyarların durmadan değişen tuhaf enkazlarıyla doğru bir yeri zindanlar dediler. Çok geçmeden zindanların yakınında oyunun ne sesi yok? Bilemedim. Adına Lunaku denildikleri bir köy kurdu. Köye yerleşenler arasında en çok iki zümre parladı. Ah, ses geldi. Orada sesin olmaması garip geldi bana. Yeni bir arkadaşlar 10 dakika bir video olacak. 10-15 dakika arası. Bakalım AVD ile ASD ile oynanan bir oyun arkadaşlar. Yön tuşuyla çalışmıyor. Veya klavyeyle ayakta değişmiyor. Oyunu öğreneceğiz. Jamie o oyunun hayalleri var mı ki? Mesela ne olabilir ki? Sorar hareketler. Klavye ha. VHS'de J. Peki J'ye sağ diyorsa gidip bakalım. Şöyle bir bozuk şey var. Güzel. Bir ilerleyeceğiz mi? Vay bunu kırıp da ilerle. Nasıl ya? Bir dakika. Bir dakika bir şey bakacağım. Ayarlar. D. Türkçe. Aynen. J. J. K. J. L. K. I. J. L. K. Z.
Bizim şeymiş yok mu? Merak ettim. Ha, burada K çalışıyor. Hayda, dur son bir garip bahset oyunu. K ne peki? Sonra J ile güzel çalışıyor. Peki ya, bu da süreliyse sana sormuş. Yok. Ona biz sana sormuş imkansızmış. Yani bakın çok değişik geldi bana oyun. Vur şunu, vur şunu. Tamam, kolay geldi. Bakalım. Zela. Bunu hızlı tırsı L. E ile alacağız mı? I kapat. Z aç. Yani bunu söyle mi? Adres. Mesela adres kimmiş bunu? Hızlı tırsı. Ha şöyle. Buradan Z ile aç. Hızlı taşı. Niye çevirecek bilmiyorum ama ilerleyelim bakalım. Reis Serko. Ali adam. Hayda öldük. Nereden başladık? En baştan değil mi? Bizi başka bir performans fırlattı. Allah sana çok garip geldi bana bir bu oyun. Tam roguelite tarzı oynadık da zavallı çocuk berbat görünüyor. Yapayalnız. Biraz dinlen Will. Ben artık yanındayım artık. Olması gereken bu muydu yoksa? Anlayamadım. Bu tarz oyuna bir ilgim çekmiyor arkadaşlar ama tabii ki Game Pass'te 30 liraya uygun fiyat alınca Game Pass üzerinden alıp oynamak istedim. Hem kanalda çeşitlilik olsun diye. Daha yürümeyi yeni öğrenmiş küçücük bir çocukken bile zindanları merak eder dururdu. Hiç kuşku yok. Sen de Yasup Petin'in takıntılarına sahipsin. Günaydın evlat. Bizim küçük tüccar boyundan büyük işlere mi kalkıştı bakalım. Will, dinle beni. Asıl gerçek şu ki sen ailenin hayata kalan son üyesisin. Artık Moonlight'ı işletmek sana kalıyor. Kendini böyle zorlamaya devam edemezsin. Hayatının bu 5. kapı saçmalığıyla riske atmak ahmakça. Bırak bu işin peşini. Yapman gereken eserleri topladıktan sonra Kovya'yı kullanmak, kullanarak zindandan çıkmak. Karakter aşkına. Su süpürgeni de bırak. Artık şaşkın olan. Bir başına gitmen çok tehlikeli. Al bakalım şunu. Bir zamanlar ben kullanırdım. Artık pek ihtiyacım olmuyor. Yeni bir silah verdi bizi galiba. Kılıç da kalkan mı? Haydi hadi kalk bakalım. Günü boş geçirip dükkanı ihmal etmene göz yumamam. Bakalım o kalın kafana büyük babadan uzun yıllar evvel öğrendiğim birkaç numara sokabilecek miyim? Belki de ne bileyim. Hmm.
Ne yapacağız? İleriye bakalım. Başarılı bir trend işi için iki şeyi iyi bilmelisin. Ürünün değerli ve müşterilerden gelen talepler. Gel haydi, dükkanın aç ve müşteriler içeri girsin. Açtık. Ne yapacağız? Ha, sat. Gördün mü? İster hep görmek isteyeceğin yüz ifadesi bu. Hem müşteri için çok pahalı değildi hem de kar edebildin. Müşterilerin yüz ifadelerinden her zaman dikkat et. Bir buban fiyatları uygun olduğunu hep böyle anlardı. Bu ne olacak? Ben burada satacağım. Okey. Sanırım o eşyanın çok pahalı olduğunu söylememe gerek yok. Dersini aldın mı? Son olarak rağbet gören bir eşyadan çok fazla satmamayı çalış. Piyasaya fazla ürün sürersen fiyatları aşağı çekmek zorunda kalırsın. Özetle bir ürünün için talep çok ve stok az ise fiyatı yükselir. Ticaret defterini çıkart, keşfettiğin mal ve şeyleri hakkında edindiğin tüm bilgiler burada yer alır. İyi mi? Iğla yap. Güneş batıyor, ben artık gideyim. Işın kanunu dükkana vakit getirdikçe öğrenirsin. Buraya eski ihtişamı kavuşturmak senin görevin, benim değil. Ticaret senin kanında var değil, göreyim seni. Bu esnada su yeni kılıcını denemeye ne dersin? Zindanlar geceleri çok daha tehlikelidir. Ancak daha iyi eşyalar bulmak için en uygun vakit de gecedir. Yalnız çok derinlere inmeyip kolyeyi kullanmayı unutma evlat. Tamamdır. Hadi bakalım bu artık gerçekten adam artık dinlenmesi lazım. Peki ya şimdi ben ne yapacağım? Konuşalım seninle. Tamamdır. Hep aynı. Peki kardeş bizim bir harita var mı? Yok. Peki biz o savaşa nereden gireceğiz? Gelin savaşalım. Doğru ya demiş. Yenilmez diyor. Tamamdır. Açık. Ha, biz böyle gideceğiz. Gidikçe çalışacağız. Tamamdır. Orayın mantığını anladım. Bir kere abi çalışma bakarsa sonra böyle baştan şey yaptıracak. Anladım. Çok da fazla şey ilerlemeyecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hayır da pek de bir şey yok. Hop kır şunu. Yukarıdan mı? Aşağıdan mı? Nerede? Yukarıdan da yer var. Biraz vurdu. Şunu kır. Şunu kır. Başka kırıcı bir şey yoksa gidelim. Reis. Biraz vurdu ama nasıl can yenileceğiz onu bilmiyorum.
Kop kuşunu. Can mı? Güzel. Bir can falan versen olmaz mıydı güzel ya? Şuna dokununca bir şey biliyor mu? Yok. Yukarıdan da var. Oku. Sen sormuyorsun. Vakitim daralıyor. Kaç odada tuhaf yaratık tarafından yararlandım. Bozmadan koyun puan parça oldu. Ama sen bir de onu gör. Ben de ondan daha çok iyi çalıştım. Mahfuz odasının yakınlığında onu gözetlerken yakaladı beni. Kısaca birkaç eşya düşürdü. Yaşadığım bir şey de bu. Harita Kroki. Her neyse ben haklıymışım. Bana değil diyordu. Ama da konuştu be. Tamam da anladık. Tamamdır. Bu yeri atacağız. Onu anladım. Aha. Diğeri toprağı. Tamamdır. Peki bir can verseydin. Neymiş? Kullanamadık. Aha. Peki bir şu kadın gidemiyor. Pikmişlerin gideceğiz ve gelip de ben mi gelmiyorum? Ne? Bir yerde gidiş yerim var. Neyi başlıyor diyor da bastım. Niye bir şey olmadıysa. Aha. Kasabaya git. Olayı bir türlü anlayamadım. Ah Monica, genç hissetmeci geri döndü. Hala tek parçasın. Yani şu koyu yüzünü kullanmayı öğrenebildin mi? Dispurus. Evet, ölmüştü. Tamamdır. Gitsin bakalım. Yapar mıyız? Yapmayız. Bence. Benim arkadaşlar burada bitirelim. Bence oyun bir fena bir oyuna benzemiyor. Ama yani tek de böyle uzun uzun oynamak da sıkar yani. Pek de bir ilerlemesi de olmayacak. Gibi geliyor. Çünkü roguelite'ler fazla da ilerlemez. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan üzerine geçeyim arkadaşlar. Güzel şeylerde gelmeye devam ediyor. Bundan önceki videoları da izlemeyi unutmadınız. Şeyler başladı ve bitirdiğim şeyler de var. Güzel oyunlar oynadık. Umarım kanalımıza destek verirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm şeyleri paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.